keşfedilmiş en gizemli dinozorlardan biri. Kafası bir timsah gibi. 1 metrelik çeneler. Etkileyici bir sırt yelkeni. Ve T-Rex'ten büyük bir vücut. Yaşayan ya da soyu tükenmiş, Spinosaurus'a benzeyen başka bir hayvan yok. Spinosaurus. Sadece tek iskelet bulundu. Ve tek gecede yok edildi. Bilim dünyası için büyük bir kayıp oldu. Şimdi 100 yıl süren araştırmaların ardından Sahra Çölü'nde yeni bir iskelet ortaya çıktı. Bu iskelet ortaya çıktığında bu hayvan hakkındaki anlayışımızı çok ciddi olarak değiştirecek. Şimdiden bilim insanlarının dinozorların yapabileceği şeyler hakkındaki düşüncelerinin sınırlarını zorluyor. Bu hayvanın kemiklerine bakarak daha önce bir dinozorda hayal bile edemeyeceğimiz şeyler öğreneceğiz. Afrika çöllerinden Nazi Almanyası'na, kara borsa fosil ticaretinden son teknoloji dijital paleontolojiye, dünyanın en büyük yırtıcısının gizemini çözebilecek mi? T-Rex'ten de büyük. Sahra Çölü'nün Fas'taki bölümü. Marrakeş'in 7 saat doğusu. Issız, kurak bir çöl. Ancak bu sonsuz kumların altında fosillerden oluşan hazineler yatıyor. İşte paleontolog Nizar İbrahim'in burada olma sebebi bu. Fas'ın başkenti Efru'da en nadir bulunan, keşfedilmiş en gizemli hayvanlardan birini araştırmaya geldi. T-Rex'ten bile büyük bir katil. Adı Spinosaurus. Spinosaurus, dinozor standartlarında bile hayal edebileceğiniz en tuhaf ve aynı zamanda en garip yaratık. Bu hayvan efsanevi bir yaratık. Onu Nessie'yle, Loch Ness canavarıyla, koca ayakla ve Yeti'yle karşılaştırıyorum. Kitaplarda resimleri var ama gerçek fosil maalesef bulamıyoruz. Spinosaurus, dinozor dünyasının en büyük gizemlerinden biri. Bu hayvanın devasa olduğunu biliyoruz. Tuhaf olduğunu biliyoruz ama bunun dışında pek fazla bir şey bilmiyoruz. Spinosaurus dişi. Tüm Kuzey Afrika'da bulunan sivri, koni şeklinde ve çok büyük dişler bu güçlü yırtıcıya dair ipuçları veriyor. Sorun şu ki, bunlar dışında çok az Spinosaurus kemiği bulundu. Kuzey Afrika'nın eski fosil yatakları konusunda bir uzman olan Nizar, son 10 yılı tüm dünyadaki müze koleksiyonları ve fosil dükkanlarında Spinosaurus kemikleri araştırarak geçirdi. Daha önce görmediğim bir şey bulabilmek için her şeyi araştırdım. İskeletin genel yapısını bir araya getirmeyi başardım. Ancak eksik o kadar çok parça vardı ki bu çok moral bozucuydu. Evet, moral bozucu ama Kuzey Afrika için alışılmadık değil. Dinozorların fosilleşmiş kalıntılarını bulmak çok geniş mesafeler ve zorlu çöl koşulları nedeniyle burada hayli zordur. Bu samanlıkta iğne aramak deyimine yeni bir anlam getiriyor. Nizar, kısa süre önce Afrika dinozorları konusunda bir uzman olan paleontolog Paul Serono ile güçlerini birleştirdi. Burada büyük sahra çölü var. Oturduğumuz yerden farklı yönlere binlerce kilometre boyunca uzanıyor ve büyük bölümünde yol yok. Burada tam bir ekiple bir hafta geçirip tek bir parça kemik bile bulamayabilirsiniz. Bu zor bir iş. Serono'nun şansı birçoklarından daha yaver gitti.
1997 senesinde burada, Nijer yakınlarında Scomimus adında bir yırtıcı keşfetti. Aynı zamanda köpek balığı dişli kertenkele Carcharodontosaurus'un iyi korunmuş tek kafatasını buldu. Bununla birlikte bulunan dev timsahlar, et yiyen kuşlar ve Spinosaurus fosilleri 95 milyon yıl önce buranın dünya tarihinin en tehlikeli yeri olabileceğini gösteriyor. Dev etoburlarla dolu bir yaşam alanı Kuzey Afrika'nın çoğunu kaplıyordu. Bu dünya tarihinde benzersiz bir şey olmalı. Büyük yırtıcılar nadir görülürler. Büyük etoburlardan oluşan bir nüfusu beslemek için çok fazla yiyecek gerekir. Bu var olmaması gereken bir yere benziyordu. Nizar, gizemli bir tür olan Spinosaurus'lara ait başka bir örnek bulursa bu gizemi çözebileceğine inanıyor. Ancak çölün daha da içlerine ilerlemeden önce Nizar'ın görevi onu Almanya'ya, eksantrik bir aristokrat olan Ernst Stromer'ın kalesine götürüyor. Spinosaurus hakkında bildiğimiz az sayıda şey onunla başlıyor. Ernst Stromer bir Alman paleontologtu. Keşfedilmemiş alanlarda fosil bulmak isteyen bir maceracıydı. 1910 yılı. Almanya'da fosil bulmak zor. Ancak Akdeniz boyunca, Mısır çöllerinde eski dönemlere ait geniş kaya oluşumlarına ait haberler geliyordu. Stromer onları keşfetmek istiyordu. Dinozor fosilleri için değil, evrim haritalarını çıkarmak üzere erken dönem memelileri bulmak istiyordu. Avusturyalı fosil avcısı Richard McGrath'ın yardımlarıyla birkaç bölgeyi araştırdı. En umut vadedeni eski gelişmemiş jeolojik haritalarda Sahra Çölü'nün ucundaki Bahariye Vahası gibi görünüyordu. Stromer Münih'teki şık restoranlara gidiyor, bir kalede yaşıyordu. Ve şimdi bir çölün ortasındaydı. Sıcaktı, karnı açtı. Develerin hızından memnun değildi. Onun için hayli zor bir durumdu. Stromer'ın günlüklerinde 3 haftalık çöl yolculuğunun her aşaması belgeli. Yağmurlar, kum fırtınaları ve ekibiyle yaşadığı sorunlardan söz edilmiş. Ama sonunda Bahariye'ye ulaştığında şansı dönmeye başlamış. Stromer, Sahra'nın hareketli geçmişine ve burada yaşayan yaratıklara dair ilk kalıntıları tarif ediyor. Köpek balıklarının, yüzgeç dikenlerinin, balık dişlerinin ve şansıma sürüngenlerin küçük omurlarının bulunduğu kırmızı kaya katmanları buldum. Ve sonra 18 Ocak sabah saat 8.40'da yan yana duran 3 büyük kemik buldum. Büyük olanı büyük olasılıkla bir uyluk kemiği. Stromer, kayalardan çıkan devasa uyluk, kaburga, omurga kemikleri ve pençeler buldu. Bunlar erken dönem memelilerine değil, çok daha büyük bir şeye aitti. Bunlar Mısır'ın ilk dinozorları olmalı. Bu dev parçaları nasıl saklayacağımı bilmiyorum. Stromer Baha'ya gitti ve ilk dinozor kemiklerini buldu. Mısır'dan gelen ilk iyi dinozor kemikleriydi bunlar. Bu yatakların ne kadar eski olduğu konusunda hiçbir fikri yoktu. Ve farklı bir sebeple oraya gidip gezegenin en tuhaf dinozorlarından bazılarını buldu. Önemli olan bunu fark etmesiydi. Stromer memelilerden dinozorlara yöneldi. Ve Mark Graff'ı Bahariye'de bir fosil keşfi daha yapmakla görevlendirdi. Birlikte dünyaya çok sayıda yeni dinozor tanıştırdılar. Büyük bir otobur olan Egyptosaurus, avcı etoburlar Bahariosaurus ve Carcharodontosaurus.
ve en büyükleri, en tuhaf dinozor. 1912 senesinde Markgraf, Bahariye'nin 95 milyon yıllık kum taşlarında etkileyici bir keşif yaptı. Uzun kemikler, dev kaburgalar, sivri dişler ve çok iyi korunmuş bir alt çene. Münih'te Stromer'ın bu benzersiz yaratığın parçalarını bir araya getirmesi birkaç yıl aldı. Timsah gibi çenelere, koni şeklinde düz dişlere, jilet gibi keskin tırnaklara ve muhteşem bir yelken oluşturan 1 metre 80 santimetrelik dikenleri tarif ediyor. Ve cüssesi kısa süre önce Kuzey Amerika'da keşfedilen T-Rex dahil diğer tüm yırtıcı dinozorlardan çok daha büyüktü. Stromer parçalarını bulduğu bu hayvanı anlamak konusunda şaşırtıcıydı. Dünyanın başka yerlerinde bulunanlardan çok farklı bir şeyle karşı karşıya olduğunu fark etti. 1915'te Stromer hayvana Spinosaurus aegypticus, Mısır'ın dikenli kertenkelesi adını verdi. Yıllar boyunca iskelet, Münih'teki Doğal Tarih Müzesi'nde popüler bir ilgi kaynağı oldu. Ancak Nazilerin gücü ele geçirmesiyle durum değişti. Münih'te 51. sokaktayız. Burası tam da Spinosaurus'un iskeletinin birleştirildiği yer. Büyük bir koleksiyondu. Avrupa'nın en büyük doğal tarih koleksiyonlarından bir tanesiydi. Stromer bulduğu şeylerle gurur duyuyordu. Onları daha güvenli bir yere taşımak için gerçekten çok çabaladı. Ancak Nazi taraftarı olan müze müdürü fosilleri taşımayı reddetti. Ve 24 Nisan 1944'te yüzlerce müttefik bombası Münih üzerine yağdı. Müze yıkıldı. Spinosaurus'la tarih oldu. Bu birleştirilmiş tek Spinosaurus iskeletiydi. Yaşamınızın onlarca yılını bu araştırmaya adadığınızı ve bir gecede her şeyin yok olduğunu düşünmeye çalışın. Stromer 1952 yılında öldü. Günlüğü ve fotoğrafları geride kaldı. Fakat salonları süsleyen iskeletler ya da üzerinde çalışılacak fosiller olmadan onun dinozorları T-Rex gibi daha tanıdık yaratıkların gölgesinde kaldı. Ona şöyle bir göz atabildik ve ortadan kayboldu. Bu bir paleontolog için en moral bozucu şey olmalı. 60 sene sonra Spinosaurus ve içinde yaşadığı korkutucu dünya hala gizemini koruyor. Geride kalan yıllardan Kuzey Afrika'da çok az Spinosaurus kemiği ortaya çıktı. Dişler, omurlar ve buradaki burnun bir kısmı. Bu birbirinden ayrı parçalar genelde fosil avcıları tarafından çıkartılıp kara borsada özel koleksiyonculara satıldı. Ancak aniden her şey değişti. İtalya, Milano'daki Doğal Tarih Müzesi'nde Cristiano Dal Sasso, bir İtalyan fosil tüccarından büyük bir kemik koleksiyonu aldı. Onların Fas'tan geldiği ve büyük oranda kaçak olarak çıkarıldığı söylendi. Hepsi de tek hayvana ait gibi görünüyor. Ve Stromer'ın kayıp Spinosaurus'una da çok benziyor.
Cristiano derhal 10 yıldır Spinosaurus kemiklerine takıntılı olduğunu bildiği Nizar'a ulaştı. Bunun büyük bir yırtıcı dinozor olduğunu ve görmem gerektiğini söylediler. Ben de kendi doktora öğrencisi bütçemle İtalya'ya gittim. Ve masanın üzerinde duran inanılmaz bir kemik yığını gördüm. Uzun dikenler, bacak kemikleri, ayak kemikleri, kafatası parçaları, Stromer'ınkinden bile daha bütün bir fosil koleksiyonuna aitti bu. Onu görünce çok şaşırdım. Nefes almakta zorlandım. Tanrım, bu düşündüğüm şey mi dedim. İskeletlerin Spinosaurus'a ait olduğuna ikna olan Nizar, 60'tan fazla kemik parçasının sistematik olarak incelenmesi için Chicago Üniversitesi'ndeki Paul Cyrino'nun laboratuvarına taşınmasını ayarladı. Bu Spinosaurus örneği önümüze geldiğinde ağzımız açık kaldı. Buna inanamadık. Cyrino, Spinosaurus'un Kuzey Afrika'da keşfettiği diğer etçil Suchomimus'a benzemesini bekliyordu. Suchomimus, Spinosaurus'tan 15 milyon yıl önce, günümüzden yaklaşık 110 milyon yıl kadar önce yaşamıştı. Onun da uzun bir burnu, koni şeklinde dişleri ve bir yelkeni vardı. Bu nedenle Cyrino, onun Spinosaurus'un bir akrabası olduğunu düşünüyordu. Ama Spinosaurus, onun adaptasyonlarını aşırıya taşımıştı. Bu hayvanın sıradan bir dinozor olmadığını hemen fark ettik. Ekip yeni gelen Spinosaurus kemikleriyle Stromer'ın eski fotoğraflardaki benzerlikleri hemen fark etti. Özellikle de çok belirgin olan dikenleri. Şimdi Stromer'ın hiç bulamadığı yeni kemiklere de sahipler. Ancak bütün bu kemiklerde önemli bir bilgi eksikti. Nereden geldikleri? Mars'tan gelen çoğu fosil özel koleksiyoncular tarafından bulunur ve açık pazarda alınıp satılırlar. Yani çok önemli olan bulundukları yere dair bilgiler kaybolur. Dinozoru tam olarak anlayabilmek için onun geldiği kayaları anlamamız gerekir. Nizar'ın kemiklerin nereden geldiğine dair bir fikri yoktu. Ancak onları yakından incelediğinde tanıdık bir şey fark etti. Omurganın iç tarafında alışılmadık çizgiler vardı. Belki de fosilleşmiş kan damarı izleri. Onların ne olduğunu kimse bilmiyordu. Ancak Nizar için bir ipucu gibiydiler. Birkaç sene önce Fas'ta benzer kemikler gördüğünü hatırladı. Bunun daha önce gördüğüm bir şey olduğunu düşündüm. Kemiğin üzerinde ondaki gibi bir iz vardı. Bu aynı örnek olabilir mi diye düşündüm. Eğer bu aynı örnekse ve kemikler uyuşuyorsa, Nizar onları kazıp çıkaran fosil avcısını da bulabilirdi. Çünkü Nizar'ı dinozorun çıkarıldığı yere götürebilecek tek kişi oydu. Bu pek olası değildi ama yine de Efru'da yapılacak bir ziyarete değerdi. Nizar, ona hatırladığı kemik yığınını gösteren fosil tacirine dair detayları anımsamak için beynini zorladı. Ancak beyaz tunik giyen uzun bıyıklı bir adam hatırlıyordu, o kadar. Bu tarifin Erfurt'taki pek çok kişiye uyduğu ortaya çıktı. Herkes delirdiğimizi düşündü. Bu daha önce yapılmamıştı. Yıllardır kayalar ve fosiller inceleniyordu. Ve kimse onların çıkarıldığı ilk yere ulaşmayı başaramamıştı. İngiliz paleontolog Dave Martill ve Faslı Samir Zuhri'nin yardımıyla Nizar köy köy, dükkan dükkan dolaşıp fosil avcılarının nerede olduğuna dair yerlilerle görüştü. Samanlıkta iğne arıyor gibiydim. Aslında samanlıktan da büyük, sahrada iğne arıyordum. Fas'ın ihraç yasaları dolayısıyla Nizar dikkatli hareket etmeliydi. Buradaki satıcıların sıradan fosilleri, trilobitleri, ammonitleri ve hatta dinozor dişlerini kazıp çıkarması serbest.
Ancak lisans olmadan nadir bulunan fosillerin fas dışına çıkarılması yasa dışı. Ve Nizar aradığı adamı bulsa bile ona yardımcı olacağı kesin değildi. Bunlar büyük dişler. Burada iyi örnekler var ama hepsi ayrı ayrı parçalar. Yani burada bulunanlar bir iskelete ait değil. Burası bizim iskeletimizin geldiği yer değil, burası kesin. Fosil dükkanlarında iz kaybolmak üzere. Nizar, Efud'un güneyine, Fas'ın iyi korunmayan, ülkedeki çoğu fosillerin geldiği Cezayir sınırına doğru gidiyor. Bu kazıcılardan evet, biri kazıcılardan mi? Evet, kazıcılardan biri. Mükemmel. Nereye gittiğini biliyor olmalı. Kazıcıların özel bir eğitimi falan yok. Kürekler ve diğer kaba aletlerle kayanın içine tüneller kazıyor, bulabildikleri fosilleri çıkarıyor ve genelde bu süreçte onlara da zarar veriyorlar. Kazıcıların geliri buna bağlı ve paleontologlar da onlara bağımlı. Teknikleri her ne kadar kaba olsa da. Çoğu fosil böyle bulunuyor. Fosiller profesyoneller tarafından bulunmuyor. Bunu yapmıyor olsalardı fosilleri sistematik olarak toplayan birileri olmazdı. Şimdiye kadar gizemli fosil avcısından hiçbir iz yok. Efrud'da Nizar pes etmeye çok yakındı. Moralim bozuktu. Ne yapacağımı merak ediyordum. Başladığım yere dönmüştüm. Ve o anda ta dibe vurmuşken yanından biri geçti ve hemen o an aradığım adamın o olduğunu fark ettim. O kişiydi. Bunu hissettim. Her şeye rağmen adam birkaç sene önce Nizar'la karşılaşmasını hatırladı. Ve ona yanında çizgiler bulunan kemikler gösterdiğini iyi hatırladı. Evet, o iskeletin geri kalanını kazıp çıkarmıştı. Şansıma inanamıyorum. İskeletin yasa dışı kaçak olarak çıkarılmasından endişe duyan adam, kimliğinin gizli tutulması konusunda da ısrarcıydı. Nizar Arapça konuşarak onu kendilerini kazı alanına götürmesi için ikna etmeye çalışıyor. Endişeli çünkü biri onu tanırsa başının belaya girebileceğini düşünüyor. Ona bunun fosil taşı ile alakalı bir durum olmadığını açıkladım. Ben fosilleri inceliyorum. Onların tam olarak nereden geldiğini bilmek istiyorum ve onları geldiği ülkeye geri vereceğim. Adam kabul ediyor ve sonunda Nizar'ı fosillerin çıkarıldığı yere götürüyor. Çoğu yol olmayan yerlerde yaklaşık bir saatlik bir sürüşün ve 30 dakikalık dağ yamacındaki yürüyüşün ardından satıcı Nizar'ı bir tepedeki deliğe götürüyor. Dakikalar içinde kazı alanının çevresinde kemik ve diş parçaları buluyorlar. Ve hepsi de kesinlikle Spinosaurus'a ait. Bu inanılmaz. Bunu kavramak biraz zaman alacak ama bu gerçekten inanılmaz. Satıcı, iki kişinin iskeleti çıkarmak için iki ay boyunca burayı kazdığını ve İtalyan bir fosil satıcısına 14 bin Amerikan doları karşılığında sattığını anlatıyor. Bu şey bulduğu en iyi fosilmiş. Ve tamamlanmışlık anlamında daha önce buna yakın bir şey bile çıkarmamış. Ama güzel kemikler bulunuyor. Ancak iskeletin bir kısmı asla bulunamıyor. İskeletin çıkarıldığı yeri bulmaları çok önemli. Bu Spinosaurus'un yaşadığı çevre hakkında bize çok önemli bilgiler verecek. Bu sayede araştırmalarımız derinleşecek. Aylar içinde Nizar, Paul Cirino, Milano'dan Cristiano del Sasso ve Birleşik Devletler'le Fas'ta iş arkadaşlarını toplayarak daha detaylı bir kazıya başlıyor. Burası mı? Vay canına. Amaçları basit. Spinosaurus'un yaşadığı yer ve zamanla ilgili olarak kayalardan ve çevreden bilgi toplayıp yapabilirlerse daha fazla kemik bulmaya çalışmak.
fosil avcısının yaptığı gibi kayaya tünel açmak yerine paleontologlar üstten kazıyorlar. Burası üst taraf. Spinosaurus kemiklerinin bulunduğu katmanın üzeri. Bu açıklığı genişleterek mağaranın içinde yer alan kemiklerin bulunduğu yüzeye ulaşacağız. Evet, burada bir katman var. Ve bu katman üzerindeki katman oluyor. Tepenin aşağısında Dave Martell başka bir görevle meşgul. Yerel kazıcıların attığı tonlarca toprağı eliyor. Buradaki yığın keşif yapan adamların kemikleri çıkartmak için attığı şeylerden oluşuyor. Dikkatlice baktıklarını sanmıyorum. Bu yüzden tüm bunları eleyeceğim. Eleğinden çok miktarda toprak geçmesi gerekiyor. Ve birkaç saatin ardından Dave'in çabaları sonuç veriyor. Çok miktarda koni diş parçası ve hatta bir çene kemiği parçası. Hepsi de Spinosaurus'a özgü. Küçük parçalardan bütün bir diş oluşturmak mümkün. Niyetim de bu. Burada elemeniz gereken 3 tonluk malzeme var. Bilim insanları iskeletin olabildiğince çok parçasını bir araya getirebilmek için kayaların üzerinde günlerce çalışıyor. Cristiano, Spinosaurus'un ünlü dikenlerinden birini çıkarıyor ve bu Nizar'ın yıllar önce tanıdıklarından birine benziyor. Bu aynı şekil, iyi bildiğimiz türle aynı boyda. Bu durum onun aradığımız örnek olduğunu doğruluyor. Bu kesinlikle aradığımız örnek. Kemikleri bir araya getiren bilim insanları, onların geldikleri kayaları dikkatle inceliyor. Spinosaurus'la birlikte gömülmüş farklı türde fosiller var. Bazıları Sahra Çölü'nde bir tepede rastlamayı beklemeyeceğiniz şeyler. Burası deniz kabuklularıyla dolu. İşte küçük bir deniz kestanesi. Görüyor musunuz? Deniz kestaneleri, midyeler. Bu çok güzel. Bir Nautilus. Deniz hayvanlarının fosilleri 95 milyon yıl önce Kritase dönemine kadar uzanıyor. O zamanlar deniz seviyesi günümüzdekinden 100 metre daha yüksekti. Bu yerin büyük bir bölümü de sular altındaydı. Çevrede nehirler ve göller, bir dev eski deniz vardı. Aynı döneme ait Kuzey Afrika'da bulunan fosiller, bu verimli ekosistemin Fas'tan Mısır'a kadar uzandığını gösteriyor. İşte Spinosaurus da diğer dev yırtıcılarla birlikte bu alanlarda yaşıyordu. Etçiller ve daha fazla etçiller vardı. Burası bir korku adası gibiydi. Katliam ve yıkım dolu bir sahneydi. Bu çok etkileyici bir görüntü olmalı. Sorun şu. Bu paleontologların kafasını karıştıran bir sahne. Bu periyottan kalma etobur fosili çok fazla. Ancak onların yiyebileceği çok az otobur var. Stromer bu bulmacayı fark etti. Etrafta büyük etoburlar vardı. Ama onların yiyebileceği hiçbir şey yoktu. Tabii başka bir şey yemiyorlarsa. Bir çift kabuklu da, bu çift kabuklulardan çok fazla var. Fosil kayıtlarında çok sayıda deniz kabuklusu var. Ancak bunun yanı sıra çok sayıda deniz hayvanı, kolekant, testere balığı ve akciğerli balık var. Bunlar kendilerini yakalayabilecek dinozorlar için harika yiyecekler. Spinosaurus'un timsah gibi burnu ve koni şeklindeki dişleriyle balık yakalamak üzere bir yapıya sahip olduğu Stromer'ın bile aklına gelen bir fikir. Çocuklar, daha fazla diş buldum, bakın.
Ancak paleontoloji tarihinde kimse bir dinozorun yaşamının büyük bölümünü suda geçirdiğine dair bir kanıt bulamadı. Yeni kemikler Spinosaurus'un bunu yaptığını ortaya çıkarırsa bu bir ilk olacaktı. Ve Kuzey Afrika'nın yırtıcıları ile ilgili gizem böylelikle çözülebilirdi. Chicago Üniversitesi'nde ekip hızla işe koyularak yeni fosilleri analiz etmeye ve Spinosaurus'un suda yaşadığına dair işaretler aramaya başladılar. Ernst Rohmer'ın Spinosaurus'u ilk kez inceleyip tanımlamasından tam 100 yıl sonra sonunda Nizar ve Paul'ün elinde inceleyebilecekleri yeni fosilleri var. Tüm bunları bir gecede kaybettiğimizi düşünsene. Evet, buraya bir bombardıman tehdidi olursa bu fosilleri en derin mağaraya taşırız. Tamamen güvenlik amacıyla ilk yapılan iş kemikleri kopyalamak. Stromer tüm kemikleri kendi eliyle çizse de Nizar ve ekibi kendilerininkini dijital ortama aktarmak amacıyla bir tomografi cihazı kullanıyor. Kemiklerin tek tek milimetresine kadar uyumlu bir dijital kopyası çıkarılıyor. Laboratuvarda paleoloji sanatçısı Tyler Keller yüzlerce dosyayı kullanarak sanal Spinosaurus'u oluşturuyor. Dinozorların oluşturulmasında dijital çağa geçtik. Bütün modeli, dijital iskeleti kemik kemik inceleyebiliyorsunuz. Onu basitleştirerek hareket etmesini sağlayabiliyorsunuz. Onu yürütebiliyorsunuz ve üzerine deri yerleştirebiliyorsunuz. İskeletin %40'ı tamamlandı. Bu birçok örneğe göre şaşırtıcı biçimde yüksek bir oran. Dijital model, ekibin iskeleti çok daha ileri taşıyarak ellerinde olmayan kemikleri bile kullanabilmelerini sağlıyor. Stromer'ın orijinal fotoğraflarının taramalarını kullanıp kemik büyüklüklerini türe uygun hale getiren ekip, eksik olan çene ve omurga kemiklerini de ekleyebiliyor. Sırtındaki parçalar için Stromer'ın çizimlerine baktık. Bu Stromer örneği. Doğru, bunlar Stromer'ınkiler. Kafatasını tamamlamak için Spinosaurus'un timsah burunlu kuzeni Scomimus'tan faydalanıyorlar. Bu Scomimus'un kafatasının üst tarafı, arka kısmı çok güzel tamamladı. Hepsi bir arada. Yeni örnek Stromer'ın örneği. Scomimus ve diğer ayrı kemikler. Dijital iskelet Stromer'ın hayal ettiği kadar sıra dışı bir hayvanı ortaya çıkarıyor. Burun ucundan kuyruğuna 15 metre uzunluğuyla bu model Spinosaurus'un dünyada yürümüş en büyük yırtıcı olduğunu doğruluyor. Bilinen en büyük tür T-Rex'ten en az 3 metre daha uzun. Biyolojik açıdan boyut önemlidir çünkü bu kadar büyük hayvanları destekleyen ekolojik sistemleri merak edersiniz. Stromer'ın sorusu bir kez daha akıllara geliyor. Tüm bu dev T-Rex büyüklüğünde yırtıcılar nasıl besleniyorlardı? Stromer, Spinosaurus'un balık yiyebildiğini öne sürmüştü. Peki bu kemiklerde belli oluyor muydu? Ayak, başlamak için iyi bir yer. Tabanı düz. Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. Ona ilk kez baktığımda bunun bir dinozorda ne işi var dedim. Çoğu yırtıcı dinozorun dar ayakları ve kavisli pençeleri vardır. Ama bu ayak tamamen düz. Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. Bunun ne anlama geldiğini bulmak için bilim adamları onu canlılarla karşılaştırdı. En azından şu anda yaşayan akrabalarıyla. Dinozorların en yakın akrabalarıyla başladılar. Yırtıcı bir dinozora bakarken benzeri olarak kuşlara bakarsınız. Buradan başlamanız gerekir çünkü onlar da iki ayaklıdır. Bildiğimiz kadarıyla dinozorların tüyleri vardı ama emin değiliz. Anlaşılan düz ayaklar flamingolar gibi su kuşlarında yararlı bir özellik. Islak arazide sabit kalmayı sağlıyor.
verimli Kretase dönemi Afrika'sında Spinosaurus onları aynı şekilde kullanmış olabilir. Nispeten düz ayakların bir hayvanda, özellikle Spinosaurus gibi büyük bir hayvanda, nemli arazide yardımcı olacağını, hayvanın saplanıp kalmamasını sağlayacağını söylemek gerçekten mantıklı. Daha fazla kanıt için bilim insanları Spinosaurusların diğer yaşayan akrabalarına, 200 milyon yıl önce dinozorlardan ayrılan bir kol olan timsahlara baktılar. 115 kiloluk evcil bir timsah olan Bubba gibi hayvanlara. Bubba bir nevi sürüngen elçisi. Paul ve Nizar'ın büyük bir sürüngene olması gerekenden daha fazla yaklaşabilmesini sağlıyor. Bubba o kadar nazik ki elini kaldırıp parmaklarını açıyor. Böylece canlı bir timsahın anatomisini görebiliyorsunuz. Perdeli olabilecek ayaklar, pürüzsüz koni şeklinde dişler. Çıkıntı ya da tırtık yok. Koni şeklinde bir diş. Balık yiyenlerde görülen türden bir diş. Uzun, dar bir kafatası. Genelde timsahlar ne kadar çok balıkla besleniyorsa kafatasları o kadar dar ve uzun. Evet, çünkü suya olabildiğince az sürtünmesini istiyorlar. Hatta burunlarının hassaslığı. Kullarındaki her bir küçük nokta özel bir duyu hücresi. Bu açıklıklardan Spinosaurus'un burnunun önünde de var. Karanlık, çamur sularda hareketi fark etmeyi sağlıyor. Kuyruğu da ona yardımcı olmuş olabilir. Düz ayaklarıyla birlikte Spinosaurus'un suda zarifçe ilerlemesini sağlıyordu. Peki ya dev yelkeni? Ne kuşlarda ne de timsahlarda böyle bir şey var. Yandan bakınca çok etkileyici. Ama çevirip tam önünden bakarsanız... Yelkenler ayrı ayrı birçok defa evrimleşmiş. Nedeni her zaman bilinemiyor. Yağ depolamak olabilir, sıcaktan korunmak olabilir. Ya da yırtıcıları korkutup eş çekmek için gösteriş yapmak amacıyla da olabilir. Böyle ince, dar dikenlerin genelde bu gibi kullanışları olur. Bence amacı gösteriş. Kendini daha büyük göstermek. Belki eş bulmak için rekabet vardı. Belki sağlık, omurganın büyüklüğü belki de önemli bir faktördü. Dijital modelle ve bu hayvanların karşılaştırılmalarının ardından geriye yapılacak tek şey kalıyor. Orijinal kemikler FAS'a geri veriliyor. Ancak ekip dinozoru sonsuza kadar bilgisayara hapsetmiyor. Chicago ve Toronto'daki üretim tesisleri sayesinde sanal Spinosaurus dijital bir modelden üretilen ilk gerçek boyutlu yırtıcı dinozor olacak. Onu ilk kez yakından gören Paul ve Nizar, Spinosaurus'un ne kadar büyük ve ne kadar da tuhaf olduğuna dikkat ediyor. Önü çok ağır. 2 metreden büyük bir yelkeni var. Tamamen kemikten yapılma. Burnu uzun. Çoğu dinozordan uzun ve büyük ön kolları var. Dinozorlar arasında en büyüğü. Uzun bir boyun ve uzun bir kafatası. Öne ağırlık yapıyor. Peki, denge noktası nerede? Üzerlerinde yükselen iskelet, bilim insanlarının Spinosaurus'un nasıl yürüdüğünü yeniden düşünmelerine neden oluyor. İskelete bakınca diğer dinozorlardan çok daha farklı bir şekilde ilerlemesi gerektiği ortaya çıkıyor. Yürümek için uzun ön kollarını kullanması gerekiyor olabilir ama şu ana kadar sadece iki ayak üzerinde yürüdüğü bilinen yırtıcı dinozorlar için bu bir ilk. İki ayaklı etobur dinozorlar grubundan ayrılsa da ellerini bir şeyleri tutmak ya da yürümek için kullanıyor olabilir. Yoksa o güzel timsah kafasının üzerine düşüverirdi. Elbette bu sadece karada yürürken geçerli. Dahası bu keşif Spinosaurus'un keşfedilen diğer dinozorlardan farklı olduğuna dair başka işaretler de olabilir.
Anlaşılan o ki karayı terk edip milyonlarca yıl boyunca suda yaşamak amacıyla evrimleşmişler. Bu dinozor çağının en büyük gizemlerinden biri. Diğer bütün büyük gruplar suyu istila etmişken dinozorlar bunu hiç yapmamıştı. Yüzmek için yüzgeci olan bir dinozor olmadı. Herhangi bir açıdan suda yaşamaya uyum sağladığını söyleyebileceğimiz bir dinozor yoktu. Bu ilk kez oluyor ve çok heyecan verici. Ortaya çıkan bu bilgilerle Spinosaurus'un ve Afrika'daki Kretase dönemindeki diğer canavar yırtıcıların av için nasıl rekabet ettiği sorusu da cevaplanmış oluyor. Cevap gayet basit. Etmiyorlardı. Bazı büyük dinozorlar bölgedeki sınırlı et kaynağıyla besleniyordu. Spinosaurus sadece gerektiğinde karaya çıkıyor olabilir. Yumurta bırakmak ya da başka bir nehre gitmek için. Ancak suya koyduğunuz anda sayısız balık kaynağını avlamaya son derece uygundur. Biri balıkla, diğeri büyük dinozorlarla besleniyorsa doğrudan rekabet etmiyorlardı. Yani bu sayede daha fazla sayıda büyük et olur, aynı yaşam alanında bulunabilir. Kürek gibi ayakları ve güçlü kuyruğuyla bulanık sularda kolayca ilerliyordu. Burnundaki alıcılar avını bulmasını sağlıyordu. Ve tam da doğru anda Spinosaurus vücudunun yapmaya uygun olduğu şeyi yapıyordu. Bunlar akla yatkın, büyük olması, tuhaf oranları, sıra dışı ayakları, büyük yelkenleri. Spinosaurusların yaşadığı dünyayı anlayınca bu değişiklikler kulağa mantıklı geliyor. Ve şimdi Spinosauruslar kulağa mantıklı geliyor. Bu 3 kıtaya ve 100 milyon yıla yayılmış bir yolculuk oldu. Ama sonunda devler arasındaki yerini alabilir. Kendi yaşamımızda bulabileceğimiz en tuhaf, en büyük yırtıcı dinozor olabilir. Fakat bu dinozorun hikayesinin ardındaki efsane, kemiklerini ilk bulan adam, dünya savaşları, fosil kaçakçıları, evet bu çok boyutlu bir hikaye ve bunu geçmek zor olacak. Spinosaurus gerçek olmadığı için insanların hayal gücünü süsleyemedi. Uydurma bir ejder gibiydi. Fakat bu iskeletle işler artık değişecek. Artık dünyanın hayal dünyasında yer edecek. Spinosaurus dünyanın ilk suda yaşayan dinozoru. Ve bu en büyük yırtıcı, Kretase döneminin kayıp katili.